Evet, başkanımızın da aslında ifade ettiği, Sayın Başkan'ın bu toptancı anlayışın aslında tabii ortadan kaldırılması lazım. Şunu kastediyorum. Orada bazı terörist unsurlar araya karışıp girmiş olsa bile oradaki bütün öğretim görevlilerini bu kararı protesto eden ve öğrencilerin hepsini bir terörist olarak ortaya koymak uygun bir yaklaşım olmadığını düşünüyoruz. Ancak iktidar kanadı uzun zamandan beri hem siyasi alanda hem böyle siyasetin dışındaki aslında çeşitli alanlardaki çatışmalarda bunu çok kestirme bir yol olarak görüyor. Bizim dışımızdakiler teröristtir, bizim dışımızdakiler vatan haindir noktasına bu işi getirmek son derece tehlikeli sonuçlar doğurur ve doğru değildir. Burada elbette ki oradaki terörist unsurları tasvip etmemiz asla mümkün olamaz. LGBT propagandasını tasvip etmemiz asla mümkün olamaz. Kabe-i Muazzama'nın örtüsüne yapılan, resmine yapılan saygısızlığı en şiddetli şekilde elbette ki kınıyoruz. Ancak bunların dışında oradaki binlerce öğrencinin, öğretim görevlisinin terörist ilan edilmesi gerginliği arttırmaktan, kutuplaştırmadan başka bir işe yaramamaktadır. Bir defa bu kadar terörist Boğaziçi Üniversitesi'nde geziyorsa devlet ne yaptı? İçişleri Bakanlığı ne yaptı? Onlar niye üniversiteyi bu kadar etki altına alana kadar, ele geçirene kadar bir tedbir alınmadı? İkincisi de eğer terörist idilerse gözaltına alınan 51 tane öğrencinin hepsi istisnasız neden serbest bırakıldı? Madem teröristse tutuklanmaları gerekirdi. Bunlar önemli hususlar. Tabii üniversitelerde biliyorsunuz daha önce seçimle rektörler 40'lı yıllardan itibaren geliyordu. 81'de 12 Eylül darbesinin bir ürünü olarak YÖK ortaya konuldu ve üniversitedeki seçim aslında bir anlamda sınırlandırıldı. Seçseler bile üniversitede bunu YÖK Cumhurbaşkanı'na sunuyor. Üç tane, bu üç taneden bir tanesini de Cumhurbaşkanı atıyor. Ve çoğu zaman da ikinci, üçüncü gelen adayların rektör olarak atandığına şahit olduk. Bu tabii ki uygun bir uygulama değil. Hep bir örneğimiz var. Diyoruz ki 1995 yılında seçimlerden Refah Partisi birinci çıktığı halde hükümeti kurma görevini Sayın rahmetli Cumhurbaşkanı'nın ikinci gelen partiye vermesi. Arkasından Refah Yol Hükümeti'nin Tansu Hanım'a verilmesi gereken görevi, Erbakan hocamızın görevi bıraktıktan sonra seçimde üçüncü çıkan partinin genel başkanına Sayın Demirel'in görevi vermesi ne kadar yadırgandı ve eleştirildi. Buradaki uygulamada benzer bir uygulama. Ya seçim yapmazsınız ya da seçim yapılıyorsa en çok oyu alan kişi zaten doğrudan doğruya rektör olması gerekir. Bu çarpıklığı da ifade etmek isterim. Üniversitelerin denetim, zihinsel denetim değil, zihinsel gelişim noktasında desteklenmesi lazım. Burada ilmin, araştırmanın, uygulamanın öncelenmesi lazım. Siyasi düşüncelerin arka planda bu noktada kalması lazım. Bu olmadığı için de maalesef ki 200 tane üniversitemiz var. Bunların diplomaları yurt dışında gelişmiş ülkelerin hemen hemen hiçbirinde maalesef geçmiyor. Yüksek lisansa, doktoraya gittiğiniz zaman sizin Türkiye'de yaptığınız lisansın, yüksek lisansın bir karşılığı olmuyor. Tekrardan orada onu okumanız gerekiyor. Yurt dışını geçtik, Türkiye'de bir işe girmenize bile maalesef ki yaramıyor. Ve dünyadaki ilk 500 üniversite sıralamasına da uzun yıllar bir tane bile üniversite sokamıyorsunuz. Sizin 200'den fazla üniversiteniz var. Almanya'nın 20'nin biraz üzerinde üniversitesi var. Almanya'daki icat, patent ve bilimsel araştırmalar maalesef ki sizi çok çok gerilerde bırakıyor. Sizin onda biriniz kadar üniversiteleri olmasına rağmen bu noktada dediğim gibi zihinsel gelişim, bilimsel gelişim, araştırma, uygulama ve ilim merkezleri olarak kalmalıdır. Siyasi müdahaleler, siyasi denetim buralarda olmamalıdır. Ben teşekkür ederim. Tekrardan Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Heyete de, basın mensuplarına da hayırlı olsun inşallah. Çok sağ olun. Bizler de teşekkür ediyoruz, saygılar sağ olun. Sunuyoruz.